Merhaba sevgili Kovalar ve yükselen burcu Kova olanlar. 2021 Ocak aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili Kovalar, yeni yıla burcunuzda meydana gelen önemli gezegen değişimleriyle başlıyoruz. Evet, artık Satürn ve Jüpiter sizin burcunuzda. Yıllık yorumlarda bununla ilgili detaylardan bahsettik. Ocak ayı önemli bir ay. Bu ay meydana gelecek e, ve tabii ki sizin burcunuzdaki Satürn ve Jüpiter'i de etkileyecek önemli gezegen hareketleri e, gerek bireysel gerekse e, kolektif alanda toplumsal alanlarda önemli değişimleri, dönüşümleri tetikleyebilir. Biraz stres ve baskıda yaratabilir tabii ki. Güneş 19 Ocağı kadar e, Oğlak Burcu'nda 19 Ocaktan itibaren Kova Burcu'na geçecek. Bu ay doğan tüm kova burçlarımızın da doğum gününü kutluyorum. Sağlıklı, mutlu, başarılı bir yıl dilerim size ve yeni yılınızı tekrar kutluyorum. Evet, Mars hemen ayın başında 6 Ocak'ta artık uzun süredir, son 6 aydır hareket ettiği Koç burcundan ayrılıp Boğa burcuna geçecek. Ve 3 Mart'a kadar 2 ay Mars Boğa burcunda olacak. Sizin için de tabii ki önemli bir geçiş bu. Çünkü haritanızın dördüncü evi, köşe ev ve sizin gibi sabit bir burçta olacak, boğada olacak ve burcunuzdaki güneşinize, satürne, jüpiter'e de açı yapacak doğal olarak. Uranüs de boğada biliyorsunuz ve Mars da Uranüs özellikle ayın e, onundan itibaren yakınlaşacaklar, birleşecekler. Biraz daha burada güçlü bir enerji oluşturmaya başlayacaklar. Evet, 8 Ocak'ta Merkür Burcu'nuza geçiyor. Bu güzel bir geçiş. Merkür ayın genelinde ay sonuna kadar özellikle zihninizi aklınızı çok hızlandıracak Merkür kovada çok buluşçudur ileriye dönüktür teknoloji ile ilgili konular bilimsel konular buralarda çok aktiftir 30 Ocağa kadar ileri bir hareket ama 30 Ocak'ta gerilemeye başlayacak O yüzden tekrar uyaralım bu ay eğer önemli işleriniz varsa hani bir adım atacaksınız işe başlayacaksınız anlaşmanız var sözleşmeniz var Lütfen 30 Ocak'a kadar bunlarla ilgilenin. 30 Ocak'la 20 Şubat arası Merkür gerileyecek. Bu dönem gerileme dönemi, yenilik dönemi değildir. Gerileme dönemi içinde bulunduğunuz koşulları değerlendirme, kontrol etme biraz hani geçmişi sorgulama dönemidir. O yüzden artık siz de biliyorsunuz zaten Merkür retrolar hani iletişim konularında biraz karmaşalar yaratabiliyor. Özellikle Kovada da teknolojiyi zorlayabilir. Buralarda Ayın ilk yarısı belki daha verimli olacak gibi görünüyor. 13 Ocak'ta Oğlak burcunda bir yeni ay var. 23 derece Oğlak burcu yeni ay 12. evinizde doğacak. Her yeni ay tabi yeni olasılıklar, yeni gündemler yaratır. Ve iki haftalık süreç içerisinde yeni ay döngüleri belki hayatımızda bazı şeyleri de düzenleyecek. 12. eviniz olduğu için daha çok geri plandaki çalışmalarla alakalı aslında sizin yaşamınızın biraz daha böyle ruhsal konularına biraz bilinçaltı ile ilgili konulara sağlıkla ilgili konulara günlük hayatınızın genel detaylarına dikkat ediyor ki yeni ay buralarda Oğlak'taki yeni ay işle ilgili belki bazı ayarlamalar ve çalışmalar içerisindesiniz ve bunları biraz sakince belki geri planda yapabilirsiniz. İşte sağlığınızla ilgili belki kontrolleriniz var. Iı, şifa ve ıı, burada sağlıkla ilgili arayışlarınız olacak. Hani bunlarla, tedavilerle falan uğraşabilirsiniz. Mesleki konularda bazı girişimleriniz varsa bunları planlayabilirsiniz. Genel olarak bu yeni ay döngüsü sizi biraz günlük hayatınızda bir hazırlık dönemi gibi düşünün bunu değerlendirebilirsiniz maneviyatla ilgili de önemli farkındalıklar verebilir tabii. Yani bilinçaltınızla ilgili de önemli açılımların olabileceği bir süreç aslında. Kişisel haritalarınızı lütfen kontrol ediniz. 23 derece Oğlak'taki yeni ay özellikle haritalarınızda 23 derece ve yakınlarında gezegenleriniz varsa öncü burçlardaysa tesirleri öne çıkabilir ama yoksa çok da sizin için bireysel olarak önemli bir etkisi olmayabilir bu yeni ayın. Yeni aydan ziyade aslında ay ortasından itibaren e, sabit burçlardaki gezegenlerin açılanmaları sizi bireysel olarak daha fazla etkileyecek gibi görünüyor. Jüpiter'le Satürn'ün burcunuzdaki tesiri zaten hayatınızda yeni yapılanmalar, yeni sorumluluklar, bunlar iş ve disiplinler de olabilir tabii güçlü etkiler vermeye başladı. Şimdi Uranüs ile Mars'ın da Boğa burcundaki kavuşumu ve ayın onundan sonra özellikle Satürn ve Jüpiter'le yapacağı zıt açılar ay sonuna kadar bu tesirler devam edecek. Şubat'ta da devam edecek büyük oranda. biraz stres arttırabilir. Hem bireysel yapılanmalarla ilgili girişimleriniz var hem de belki ailevi alanda biraz mücadele etmeniz gereken koşullar var. Sürpriz değişimler olabilir. Örneğin yaşam yerleriniz, evle ilgili, yuvayla ilgili alanlarda, taşınma gibi konular, yer değişimleri ya da hiç beklemediğiniz yerde belki anne baba, ebeveynlerinizle ilgili bazı stresler ve sorumluluklarla yüzleşebilirsiniz. Bunlar beklemediğiniz durumlar, hani plan programlarınızda ani değişimlere de yol açabilir. Aslında bunlar sabitlerde olacak ve size sabit bir vursunuz. Bu ayın genelinde sabitlerdeki bu gerilimler zorlayıcıdır. Mümkün olduğunca biraz esnek olmak, değişken şartlara uyum sağlamak faydalı olacaktır. Aşırı e, inatçı tavırlar, e, değişime direnme, e, sabit davranışa daha çok stresi arttırır. Çünkü agresyonu arttırır. E, ailenizle de gerilebilirsiniz. Hani ruhsal ve bedensel gerilimler de yaşayabilirsiniz. Genel sağlığımıza da dikkat etmenizde fayda var. Sevgili kovalar, gereksizin Gerekse aile üyelerinin, ebeveynlerin özellikle ayın ikinci yarısında bazı sağlık sorunları ve genel streslerle karşılaşması da mümkün. Böyle bir gökyüzü işte e, tansiyon sorunları, dolaşım sistemi problemleri, kalp sorunları, bazı nörolojik sorunlar bunları çok tetikleyebilir, üzerindeki stresi arttırabilir. Kronik sorunlar varsa özellikle daha temkinli yaklaşmakta fayda var. 19 Ocak'la beraber artık Güneş burcunuza geçiyor. Doğum günü döneminizde başlıyor. Güneş tabii ki yaşam enerjinizi biraz daha arttıracak. Özgüveninizi arttıracak 19 Ocak'tan itibaren. Daha fazla o kabuğunuzdan çıkıp biraz dış dünyaya yönelme, biraz böyle kendinizi gösterme, dikkat çekme dönemi de 19 Ocak'la itibaren başlayabilir. 28 Ocak'ta 8-9 derece Aslan burcunda dolunay var. Sizin için yine çok önemli bir dolunay, tam karşıt burcunuzda. Dolunay tabii ki bir tamamlanma, aslında bir farkındalık, bir dönüşüm dönemi, bir sonuç alma dönemi. Bu dolunay ilişki dinamiklerinizde önemli kararlar verdirebilir size. Evlilik gibi bir konu olabilir örneğin yani bir ilişkiniz var evlenmeye karar verebilirsiniz ya da partneriniz bir anda size bir evlilik teklifinde bulunabilir. Bu tüm hayatınızı sürpriz bir şekilde değiştirebilecek bir konu aslında. Ama yolunda gitmeyen bir şeyleri de bitirmeye karar verebilirsiniz. Çünkü artık Satürn'ün etkisi, Uranüs'ün etkisi böyle ciddi kırılımlar, belki daha radikal kararlar verme yönünde size baskı yaratabilir bu dolunay. ...bitmesi gereken bir evliliği, bitmesi gereken bir ilişkiyi, bir ortaklığı, bir arkadaşlığı bitirebilir hayatınızda. Ve bu bitişle beraber tabii ki yine ailevi konularda, belki kariyerinizle ilgili alanlarda da güçlü dönüşümlerle de karşılaşabilirsiniz. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle 9 derece ve yakınlarında kişisel gezegenleriniz varsa... Bu dolunaydan bireysel olarak çok daha güçlü etkiler alabilirsiniz. Doğum gününüz özellikle 25 Şubat, 25 Ocakla 3 Şubat arasıysa, yükselen burcunuz 9 derece ve yakınlarındaysa. Ee, çok daha değiştirici, dönüştürücü ama bunları yaşarken biraz daha tabii sizi zorlayan, baskı yaratan, stres yaratan da bir dolunay etkisinden bahsedebiliriz aslında. Etkiler ocağın sonlarında ve Şubat'ın ilk haftası içerisinde de devam edebilir. 30 Ocak'la beraber Merkür burcunuzda gerilemeye başlayacak. 20 Şubat'a kadar Merkür geriliyor. Videonun başında da söylediğim gibi önemli kararlarınızı, anlaşmalarınızı, sözleşmelerinizi, girişimlerinizi lütfen ayın özellikle ilk döneminde yapmaya çalışın. 20 Şubat'a kadar bir böyle sakinleşme dönemi olacak. Merkür retro her şeyi biraz daha tekrar gözden geçirmeniz, eksikleri tamamlamanız anlamında da size bazı fırsatlar verebilir. Sağlıklı, mutlu, başarılı bir ay diliyorum. Hoşça kalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında birinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 50 17 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.